Şimdi OX Mixture. Şunu şöyle bir açalım. Sonra bu konular niye burada? Boarding başlasın. Konulara bir bakarız konulara. Sizin neden havada olduğunuzu çözemedik. Neyse. Gast var. Hayvan gibi. Göreceğiz. Welcome to Alaska. İçerisi buz gibi olmuş. Kokpit donuyorum anasını satayım. Böyle de bir soğuk yok yemin olsun. Bu neymiş ya filan. Dermişiz şakalan. Connection and navlock. Tak çat çat çat. Hemen. VH2 of 1122.8 Zero. VH1'da kalacaksın. 121.500 guard frekansı. 120.500'de kalacaksın. Sen de burada kal. Ondan sonra ATC yok. Şöyle bir set edelim. Bu da kalsın. Şimdi şuraya gelelim. Hop. Aha. Generate ettim mi ben bunu? Etmişim. Gönderelim, online da olalım. Import yap. Simbrief'ten sen. Okey. OPR slash VPA. Flight level'ına vermiş. 31.000 mi? Çıkacak mı lan oraya kadar bu uçak? Çıksın bakalım. Locating sim object folder. Connect. ASA 5 Airbus 320. Alaska 07005 dedim. Fetch from server. Okay dedim. Close dedim. There does not appear to be any controller providing clearance delivery service at your departure airport. Papa Alpha Juliet November please. Squawk 4715. Okay. 4715. For your IFR flight from Papa Alpha Juliet November to PACT. Online later. But this will be aid in your identification by any ATC that may be online later in your flight. Thank you. Evet. Kaç derece görüyoruz? Meydanı. Adreslerimizi koyduk. Artı 5 derece mi? Buranın daha soğuk olduğunu tahmin ediyordum ben. Artı 5'iymiş. Request boarding. Sen niye bu kadar açıksın? Sen niye bu kadar açıksın? 5. Geldik. Live graph chart. Şöyle bir yaptık. Briefingimizi aldık. Import dedik.
Aldık. Grant chart. Airport takeoff minimums. Şu. Aldık. Departure. Geneo 6. Aldık. Do you want to board crew? Yes, board Pilots please. boarding starting. Ketchikan'a geldik. Night chart dedik. Grant chart'ımız. Airport. Ondan sonra approach chart'ımıza geldik. Approach chart'ımız. Biz buraya Pakta ne gidiyoruz? ILS 1-1 gideceğiz de ILS 1-1 değil. Lok Zulu mu yapalım? Crew boarding starting. Evet, Zulu or Lok Ramey Zulu. Zulu Lok Ramey şu. Okay. Bunu da koyduk. Steer dedik, döndük. Geneo dedik. Steer dedik, airport dedik. Kalkış dedik. Geldik. Buraya da geldik. Mesan balans dedik. Lottery Crab dedik. 6 minutes dedik. Sen başla. Your crew has boarded. Teşekkür ederim. Biz Passengers gelelim. boarding starting. Şuradan Atsu'dan bir çıkalım. Şimdi AOC Mini. Alaska 700 neydi? 5. Flight init. Init dedik. ASA 7005 dedik. 310 dedik. Cosindex 12 dedik. Bastım. Init dedim. Wind dedim. Request wind dedim. Navigation radio dedim. Geldim. Log DMC var. Nereye bakıyoruz? PAJN'ye bakıyoruz. PAJN'nin neyi bu? Departure. CGL log DMC var. Sisters Islands VR varmış. Biz buradan Genoa 6'te kalkacağız. Genoa 6 SSR. Sierra'ya gideceğiz. Oradan şurası Secum. Şurası LVD SSR. SSR nerede la? Anyway. Ha, SSR burası. Sister Islands. Tamam, okey. 114.0. Sierra geldim, radyal 027. Insert 027 course. Departure Ramazio 8 Geneva 6 CCR inserted. Sonra rotamız LVD Dozi CCR Clear Config LVD Dozi Packed Arrival ILS Zulu 1-1 No star. Via Alpha November. Where is the Alpha November in Pact? Pact. Alpha November.
Alfa November bilmiyorsak şöyle yapabiliriz. Nerede olduğuna bakalım. Fix on form. Alfa November. Girdik. Insert dedik. Insert. Dozi mesu. Şöyle kalsın bakalım ilk önce bir. Bir bakalım. Neredeymiş? Bazı Romamon. 3-1-0. 3-1-0 set. Konuların burada ne işi var tepede ya? Neyse bunlar buraya yani kalmayacak zaten de. Boarding complete. Is not complete. CLG NDB 212. Charlie Golf Lima. Charlie Golf Lima. Şöyleymiş. Üç yüz beş 215 125 305 125 305 Tamam. 125 325 set. Şimdi senin işin çok açık. Sen birazcık kısıl. O neymiş öyle bu kadar? Gözümüzü aldın. Şimdi geldik. Ama SX o ne ya? Boarding complete. Ha şunu da alalım hemen. Madem boarding complete oldu. Boarding complete. 56.1, 29.6. 56.1 slash 29.6 confirm. Affirm. Set and 6.5 thousand kilogram check. Performance page. Departure. Runway 08, runway is wet. Launch it. Takeoff 60 27.9 config pull up anti engines weather %18 knot gust var 1.00 runway wait 08 kalkış calculated 1 up 01 123 135 127 123 135 137 123 135 Yanlış mı söyledim? 123, 135, 137. Check 18.000 feet standart. One thousand five hundred twenty-five feet
Flap /up 01. 1/0.1 up. Flex temperature is 68. 68. Bu konular niye yukarıda? Neyse şimdi boarding başlasın, kapatacağım onu. Company message. MCDU menu. AOC menu and receive it. Load sheet accepted. 0556 and that 28.7 return. API çalışıyor. Şunu bir kapatalım. Şöyle aldık. Ramiz wet wet wet. Şurayı birazcık kısalım. Bu çok olmuş. Burada da çokluklar var. Şu biraz çok olmuş. Lower diyor. Şunu da şöyle bir alayım. Güzel. Şimdi şeyimizi açalım. Virtual Pilot check geldi. O burada. Şimdi flat plan SSR sonra Lima Vector Delta demiş. Chart'ımıza bir bakalım. Doğru mu demiş. SSR geldim. Ne yaptım? Kalktım. SSR geldim. Sonra LVD'ye gideceğim direktmen. LVD burası. Buradan burayı göstermiyor herhalde. Buradan burayı göstermiyordur herhalde. Ne bileyim. Hakikaten böyle mi gideceğim acaba? Buraya değil, buradan böyle mi gideceğim? Buradan buraya Ratki noktasını göstermemişsin bana SSR'den sonra. Latki. Ratki var mı Ratki? Ratki. Var. Ratki var. Ratki waypoint. Insert. Then clear. Clear. Insert. Dozy. Doji'den sonra Alpha November. Check. Kontrol edelim. Rotamızı. Ne diyormuş benim rotam? Kalktım. Sağdan dönüşle SSR inbound oldum. SSR'dan sonra CGL, Barlo, SSR. SSR'dan sonra soldan döndüm. Ratki'ye geldim. Ratki'den sonra direktmen LVD. LVD'den sonrası önemli. Şuraya geldim. Hops. Şöyle bir göreyim bir. Daha önce buraya 2 sene önce uçtuğumda burada saçmalıyordu çünkü. Şimdi bak Rosie'ye geliyor. Rosie'den sonra ne yapıyorsun? What the fuck is that? ANN nerede? Ananın der gibi ANN, ANN. Anasının nikahında. Niye ANN? Clear. Insert. Doze'dan sonra Dozi. Ha. Bu noktada bakalım bir chartına. Chartında ne diyor? Chart. Dön. Bakt.
Stated. Eyeless. Alfa November burada. Buradan geliyorum. Zaten benim gelişim direktmen Putty. Mouse yapmama gerek yok. Burayla işim yok. Mishu'yu almıyoruz. Clear. Execute. Insert. Tamam, okey. Buraya geldik. MSA Charlie Mike Juliet NDB almış. Charlie Mike Juliet NDB meydan üstü 5800 MSA'ini çakmış. 25 mil. Charlie Mike Juliet. Charlie Mike Juliet. Charlie Mike Juliet 25 mil MSA vermiş. Final Approach Course VTOL 2400 feet olacakmışız. C kategori Runway RVR 24, RVR 40, 3 bölü 4, 1 bölü 2 görüşte 292 feet vermiş. Perfinit 292. Burada biraz hava bozuk. 292 feet. Decision height. No, 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 no. Minimum. Continue. 100 above. Minimum. Dersin tabii şimdiden. Company message. Menü. Atsu. Load sheet. Noise to the left olacak. Prepare departure and pushback. Now. Thank you. Şimdi marginal radar network crooked region. Config velocity fan normal terrain weather runway 08 we want speed 123 135 137 flex temp 68 degrees 31,000 feet thrust reduction is 1525 feet 18 bir take off CG. Eksi 0 point up. Are you ready for the departure brief? Go ahead. All right, the last test weather shows marginal conditions. We'll plan to push and start for a two-engine taxi. There are no hot spots along our taxi route. It will be a left seat takeoff, and no need for radar today. We'll plan on a normal thrust takeoff. Prior to V1, for any master warning, engine fire or failure that will prevent the aircraft from flying safely, we'll abort and stop on the runway. After V1, we'll take it flying and deal with it in the air and plan to come back here. Our top threat will be weather. Any questions? No questions. Okay, that completes the brief. Release parking brake.
Starting engine 2. Brake set. Starting number one. Start engine one. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. After start checklist. Anti-ice. Set engine anti-ice on. Engine anti-ice on. Ecam status. Checked. Pitch trim. 0.1% set. Tow truck disconnected. 0.1% set. Rudder trim. Left is clear. Natural. Right is clear. After start checklist completed. Clear left. Clear left side. Clear right side. Brake check. Pressure zero. Flight controls check. Ready. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Radar. Full left. Full right. Neutral.
Clear left side. Clear right side. Taxi checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Normal. E-cam memo. Take off no blue. Taxi checklist completed. Before takeoff checklist. Parking brake. Cancel checklist. Roger. Runway entry procedure. Takeoff runway confirmed. Approach path clear of traffic. Lineup checklist. Takeoff runway. 08 confirmed. Seated for takeoff. Runway 08 confirmed. TCAS. TARA. PAX 1 and 2. Off. Lineup checklist completed. Kirill, right side. Clear right side. Ready? Ready. Take off. Check. Anladım ne olduğunu. En son Boeing'de uçtuk. Ben de diyorum ki neden gazları yemiyor?
Phoenix. Apply. Go. Back. Şimdi oldu. Pressure zero. Take off. Check. Manuel Flex 68, SRS Runway Auto Thrust Blue. Take off. Gear up. Gear up. Checked. Flap zero. Speed checked. Flap zero. Climb thrust, climb. Autopilot 1 on.
çıkamadık ya. Sen devam et. Allah Allah. Transition set Standard standard. prospect. Passing flight level. 1, 8, 9. Now. Checked.
Merak ediyorum ne zaman çıkacağız. Gerçekten merak ediyorum ne zaman çıkacağız. Abi ne bulut varmış be. Ne bulut varmış be. Clear Retina. Okay. Uzun zamandan beri böyle bir şeyi yaşamadık ya. Çıkamadık buluttan vay arkadaş. Eksi 15. Çıkamadık. Seat belts off. Bize sörf yaptıracak herhalde. Şeye benzedi anasını satayım. Filmdekine benzedi. Güneşi görünceye kadar asılıp yukarıya çekesim geldi uçağa. Hala daha var. Altı bin fit. Hala buluttan kurtulamadık. Hadi canım kardeşim. Antiaysı da kapatamıyorum. Hala bulut içsin ya. Minus 20. Eksi 20 derece. Hadi lan. Çıkarttık şu buluttan. Vay arkadaş. Çıktık galiba şu anda. Hala çıkamadık. Sol taraf çıktı önümüzde var. Yirmi sekiz bin fit. Hadi oğlum. Engine anti-ice off.
Ulan Cruise 310. Bulutların hemen üzerinde gideceğiz ya. Şaka gibi yemin ediyorum. Ne kaldı şurada oturmaya? Abi alçalmamız hemen gelecek, hemen programlamamızı yapalım. Bak 140'tan 16 knot gusty 24 knot. 10 sea miles görüş var. 2300 feet scattered var. 3100 feet overcast var. 3100 feet overcast. Today, 140'tan 16 knot gusty 24 knot. 140'tan 16 knot. Pardon. On sea miles 9 derece 29.67. 9 derece 29.67. 292 baroya girdik zaten. Cruise Mac alt cruise checked. Şimdi sen buradan çık. Medium. Şuna gireceklerimizi girelim hemen. Geldik. Chart'ım. Ketchikan. ILS. 5800 CMG NDB girdik. 109.3'müş. 2400 metol. Metolde 2400 feet olacağız. 292 karar mesafemiz. Airport elevation 92 feet. Onda da mutabıkız. Puti direktmen giriyoruz. Puti'den establish olacağız loka. 193-115. What? Oğlum. Mikrofon kapalı. Ben konuşurken başka bir şey algılayıp flap açıyorsun. Saçmalama lütfen. Rica ediyorum, saçmalama. Mr. Poch climb to 5000 directly CMG NDB and 124 bearing from CMG. Ne yapıyormuşuz? Kalkıyormuşuz. Neredesin CMG? Alternate Mr. Poch bu. Mr. Poch fix. Bu ana ne? Kalkıyorum. CMG'ye doğru gidiyorum. 124 bearing'de CMG NDB'den. Inbound ANN view. Radial 338. ANN radial 330. Ne 338 lan? Ha, radial 338'de inbound oluyorsun. Geliyorsun. Ondan sonra sağdan inbound 129 başta hold'a giriyorsun. Girdiğim irtifada kaç? 5000 feet. 5000 feet. Okey. Feet. 25 mil ile 5800 feet'in altına inmeyecek. MSI 5800 feet. 292 dedik. 2400'de wet oldu. Glide bed gelecek. Glide slope 3 derece normal. Ground speed 147-153 feet per minute alçalmayla gelecek. Touchdown zone 92 feet. Onu zaten söyledik. Mr. Approach altitude konuştuk. Ne diyor? GPS DME and ADF required. Use EACH DME when on localizer course. If unavailable to meet climb gradient, see logs runway X. Eğer diyor climb gradient'ı tutturamayacaksan diyor, X-ray runway 1-1'e bak diyor. Pilot control lightning 123.6. Geldik buraya.
Şimdi ILS 1-1 yapacağız. 1-1'den indikten sonra mecbur 2-9'un başından ineceğiz. Burası acayip bir yer. Runway Elevation'ın altında olan bir meydan var. Burası liman. 1-1'e iniyorsun. Buradan aşağı doğru yokuş aşağı bir iniş var. Tırmanışlarda da gaz açarak kalkıyorlar. Çok ilginç bir yer. Senaryoyu kurduk. Gayet de güzel görünecek. Pistin sonundan çıkacağız. Otobüreği medium bile yapabiliriz. Şimdi pistin uzunluğu 2286. Fikir değiştirdim. Maalesef medium'da kalacak. Low yapamam. Şu şeyleri girelim şimdi. Weather, marginal, runway, dry. ILS geleceğiz. Trade, weather olacak. Final sector, yes. Minimum decision altitude is. Minimum decision altitude is girmiştik. 292. Minimum descent altitude MSL. Transition 18.000 feet doğru. 92 feet. Decision at 292 minimum descent altitude. Oha. Nasıl sallıyor? O ne oldu lan öyle? O nasıl bir vurmaydı? 2400 feet olacak bu da. Minimum o. 2400 feet. Run brief. Yes, go ahead. Current weather shows marginal conditions, and we've got the arrival and approach for guidance in FMS for descent planning to get down to the airport. It'll be an ILS approach. The runway is dry, and we take the first available turn and taxi to the gate per ATC instructions. Once cleared, we can plan to start the APU for taxiing. Primary threat will be weather. Any questions? No questions. Brief complete. Descent. I have control. You have control. Sarsıntılı bir iniş olacak. Kırktan 16 knot, 24 knot gust. Peki. Devam. ...115 kurs 109.3. Eyvallah canım kardeşim, sağ olasın. Sen 2 mil. Çok güzel yerlerde biz bir şey görmüyoruz. Şu arada bir deniz görüyorum. Bende zaten var. MSFS. Ben zaten onunla uçuyorum. Ondan başka bir şey uçmam ben. Ha, sen yükledin. Haydi hayırlısı o zaman. Aramıza hoş geldin. Ya çok iyi abi, boş ver ya. Görüntü mörüntü. Tamam, X-Plane'deki şeyi vermiyor olabilir. Hissiyatı vermiyor olabilir. Hava o bu, ama abi burada da görüntüler mükemmel. İnce ayar birazcık kasma mı var? Nasıl, ne gibi problemim var?
Abi şu anda da default durumda World Update yaptım. Sadece hafifte kasma yapıyor. Bak şimdi dur. Bak kasmayı iki şeyden yapar. Tamam, ekran kartıyla işlemcinin performansından yapar. Ayrıyetten bir de internetinle. Şimdi update yapıyorsun ya. Şimdi sen simülatörü ilk defa kurdun. Update'i yaptın. Bunun bir ön cache belleği var. Atıyorum. Viyana'da açtın. Viyana'da açtığında kasma yapar. Neden? Etraftaki bütün okuduğu Microsoft Data Center'dan çekip getirdiği meshlerin hepsini senin bir cache belleğini alıyor. Okuya okuya gidiyor. İlk başta açtığın için yapar. Şimdi o ön cache belleği bir alsın. Ön cache belleği aldıktan sonra o normale döner. Sen ayarlı ekran kartın neydi senin? İşlemci ve ekran kartı bilgisini söylesene bana bir. Ayarları high'da tutuyorsan veyahut da full'de onu bir high'a veyahut da sonra da medium'a bir çek. Ondan sonra konuşalım. Ama ilk önce bir cache belleği bir alsın bir. Okusun bir sağa solu senin ilk açtığın yeri. Onu bizde de yaptı ilk. Monitörün ne? 1080 değil mi monitörde? Ryzen 5 2600 6 core işlemci. Ha, onları birazcık upgrade etmeni isteyebilir. Abi olsun ya. Sen onu 2K monitördesin bir de. Ha, tamam. 2K monitör birazcık. Sen o ayarları bir şeyde tutsana. Medium'da tutsana bir simülatörün içindeki ayarları. Silme silme. Bir dene abi, dene dene. Deneme yanılma. İnternet iyi olacak ama bak internet 35, yani bende 50 megabit, 35 megabitten aşağısında bile giderken okurken böyle bir hafiften takılma yapıyor. Onun sebebi de şeyden, okuduğu için. Data center'dan çekiyor ya meshleri, yeryüzünü filan, bilgilerini. Onu yapıyor. İnternet de bu arada bunun için önemli. Aslında bir şey söyleyeyim mi? X-Plane vardı sende ya. Aslında X-Plane, yani kullanan arkadaşlar ve MSFS'ye geçen arkadaşlar, ikisini birden kullananlar diyorlar. Diyorlar ki X-Plane daha çok kasıyor diyorlar MSFS'den. Nasıl oluyor öyle? Ben onu anlamadım. Yerime minfite geliyoruz. Seatbelt on. Sadece sırrını çözemedim. Amerika'da kasıyor. Amerika'da abi, Amerika'da kasar. Amerika'da, yani Amerika'daki yerdeki bu ligler kadar Avrupa'da veyahut da Türkiye'de sağda solda hiçbir yerde bina ve ev yok. Anlatabildim mi? Yerdeki okuduğu tekstürlerin haddi hesabı yok Amerika'da. Amerika'da bizi bile sıkıntıya düşürüyor bazen. Sen Amerika'yı baz alma. Sen Avrupa'yı baz al. Git Viyana'yı baz al. Git işte ne bileyim Budapeşte'yi baz al. Git Atina'yı baz al. Türkiye'de LTFM'de bir baz al. Bir bak bakalım bir ne oluyor, ne bitiyor. Sen Amerika'yı boş ver. İşte X-Plane'i de buldun, yok. Abi MSFS datası iyi, meshleri iyi, yerleri iyi, tekstürleri iyi, çok yüklüyor. Ondan birazcık, yani yapacak hiçbir şey yok Cardano. Ne diyeyim bilemedim. Page 50 mil pakt. 18.000 fitteyiz. Trans geldi. PC update şart ya, hissediyorum zaten 3-4 senelik oldu sistem.
Ya maddiyat varsa yap kardeşim, çünkü giderek kötüleşiyor. Mart'tan sonra daha da kötü olacak diyorlar. Hani imkanım varsa 29.67. Now. 29.67. Onu yapabilirsen taksit maksit bir an önce yap. Mart'tan sonra taksitler falan kalkacak diyorlar. Biz parça marça falan bir şeyler falan, yani Mart'tan sonra alamayacak duruma geleceğiz gibi bir hal var. Ben anlayamadım ne olduğunu. Öyle bir şeyler var. Bir de sağlam yerlerden geldi haberler. Öyle bir şey varsa hakikaten sıkıntıya düşeriz. Eğer durum varsa hemen bir sistemle ilgili bir çalışma yap istersen ya. Çünkü sonrası daha zor olacak gibi geliyor. Bilemedim. Hadi hadi hadi, inşallah. Burak da aynısını söylüyor. İmzayı atsın Burak. Güzel bir tane sıfır makine toplayacağım diyor şu iş için diyor. Ekstrem yapacağım diyordu. Artık başını kaldırabilir mi bilmiyorum da. Manzaraya gel ya, manzaraya gel. Ben de aynı fikirdeyim. Akvaryum kasalar görüyorum. Bu ara şahane. Sulu mu içi? Akvaryum kasalar görüyorum. Sıvı soğutmalı mı alacaksın? İçeride sıvılar falan geziyor. Sular mular geziyor. Bu nasıl bir havadır ya? 37 not alıyorum. Bu arada. E tamam o zaman abi. Ben Tobi istiyorum. Bak arkadaşı söyledim. Amerika'ya gidip Tobi'nin oradan sipariş verip otele söyleyecek. Oradan getirtireceğiz gibi bir durum var. Bekliyoruz. Yani Eye Tracker gibi düşün. Ben şu kokpitin içine sağa sola bakmak istiyorum. Yoksa 25 bin lira gidip Quest 3 VR alıp geleceğim anasını satayım. Zor tutuyorum kendimi. Nasıl diye merak ediyorum da. Rahatsız eder mi etmez mi? Artı 3. Yağmur. Bulut yok. Dozi. Puti 3 pepit. Beyaz kasa vardı benim, bir tane abim var Çorum'da. Onda vardı. Manyak güzeldi ama gerçekten beyaz kasa. Pardon, 3000 feet. Upper Barrel ref. 2967 set. 2967 set. Seat belts. On. Minimum. 2902 set. Set and check. Auto brake. Medium. Armed. Engine mode selector. Normal. Approach checklist completed. Thank you. Birazdan yine boka gireceğiz herhalde. Beyaz olsun, 5 fazla olsun. V-Pilot bundan tam ortalama 12-13 sene önce, belki daha eski diyeyim sana, 2010'larda filan, belki de 2009-2010'larda bizim 8-9 arkadaşın kurduğu bir grup. İçinde kulecisi de vardı, pilotu da vardı, hepsi de vardı ve hala da varlar. O zaman kurduğumuz bir şeydi.
VA'ydı. Sonra dedik ki bizim kendi uçak boyamalarımız falan vardı. Dedik boyamaya gerek yok. Buraya gelen arkadaş canı hangi kolsaynına, hangi uçakla uçuyorsa uçsun. Ne oldu lan? Dedik neyle canı isterse uçsun. Şey yapmayalım hani kimseyi Lockstar. Kimseyi dedik illa V-Pilot callsign ile uçmakla zorlamayalım. Canı isteyen bugün Alaska uçsun, yarın Vizeyir uçsun, ondan sonraki gün İskandinavya uçsun. Ne uçarsa uçsun dedik abi. Hiç şey yapmayalım. Kurcalamayalım dedik. Engine anti-ice on. Öyle bir şey yaptık abi. Biraz daha sert sallansaydın. Öyle bir şey oldu abi. Ya tüm grup hala aktif uçuyor mu? Zaten 3 tanesi pilot oldu. Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları bir tanesi de 747 pilotu ACT'deydi. Orada uçuyor hala daha. Kaptan pilot 747'de. Yoğunluktan uçuşlardan çok fazla gelemiyorlar artık onlar. Biz geri kalanlar devam ediyoruz. İşte birazcık çoluktu, çocuktu, işti, güçtü, oydu, buydu. Birazcık şey oldu açıkçası. Yine sohbetimiz, muhabbetimiz kendi WhatsApp gruplarımızda orada burada devam ediyor. Onlarda sıkıntı yok. Ama tabii eskisi gibi şeyimiz yok. Beraber toplu uçuşları çok nadiren yapabiliyoruz. Abi bu nasıl bir havadır ya? Activate approach phase. Radar altimeter alive. Bizim ağzımıza sıçacak galiba. Aynen abi öyle bizim böyle bir kasmamız masmamız yok. Mesela görüyorum sağda solda illa bu kolsenle uçacağım böyle şeyi alacağım falan. Öyle bir dünya yok abi adam canını nerede istiyorsa uçsun. Neyle istiyorsa uçsun yani. Öyle bir şey olabilir mi? Gusty bir hava var. Bakalım bize neler yaşatacak. En güzeli ya. 11 derece. Antice off yaparım ama. Ama düşecek mi? 10 derece. Artı 10, eksi 40. Engine Antice. Bulut içi. Devam. Approach Mach Select. Geliyoruz. 220 knot düşüyor. Bir taraftan dereceye bakalım. 9 derece kapatamıyorum. Hemen şöyle bir şey yapalım. Kaç DM'imiz var? DM'i okuyalım hemen. 12 DM'i. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Knot da iyiymiş. Böyle inmeyeceğiz, değil mi? Böyle ineceksek ben geri döneyim kalkış meydanına. Ya Erzincan'dan kalkıp Van'a gidecektim. Sonra canım burasını istedi. 10 miles. Flaps 2. Cat radial. Glide slope star. Gear down. Gear down. Cabin crew be seated for landing. Bence de yerlerinize otursanız iyi olacak. Pek hayırlı bir iniş olmayacak gibi duruyor. Sıkı tutunun hatta.
9 miles. 2500. Check. Savuracak bizi. 100 above. Checked. 7 derece. Flaps full. Speed checked. Minimum. Flaps full. Landing checklist. E-cam memo. Landing no blue. Landing checklist completed. Yok vallahi değil ya. Abi yazın nefret ediyorum. Böyle bulutsuz, mulutsuz, yağmursuz filan. Leyla gibi uçuyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Bir gram keyfi yok. Kışı bulmuşken şu bulutların, yağmurların birazcık tadını çıkartayım istiyorum. Sonra bir bok yapamıyoruz abi ya. Bu kadar yeter mi? Yeter. Autopilot off. Eyvallah kardeşim. Gast vurmaya başladı. 1000. Checked. 1000. Engine anti-ice off. Checked. Continue. Checked. Flight slope. Flight 100. Slope. 40. 30. 20. Retard. 5. Spoilers. Reverse green. This off. Auto break off. Abi meydan yine acayip bir meydan. Güzel meydanlardan biri.
Bak şimdi olaya gel. Meydan nerede? Meydan nerede meydan? After landing checklist. Radar and predictive windshear system. Off. After landing checklist completed. Bak güzelliği burada bak şimdi. Aşağı doğru sallanıyorsun. Burası yokuş. Aşağıdan aprondan çıkanlar da gazı açarak pist başına çıkıyorlar. Manyak bir şeyi vardır. Şimdi yokuş aşağı iniyoruz biz. Bak uçağın burnu aşağı iniyor. Hızı da artar şu anda bak. 20 knot'tu, 21 knot oldu, 22 knot, 23 knot, 24 knot, 25 knot, 26 knot, 27 knot, 28 knot. Bak hızlanıyor, fren yapmam lazım. Manyak bir yer ya. Bak pist yukarıda kaldı, buraya aşağı iniyorsun bu şekilde. Apron şurada. Buradan çıkan da piste gazı açarak çıkıyor yani. Böyle bir yer. Ketchikan International. Kalktığımız yer Genoa International diye geçiyor. Çok güzeldir buralar. Şuraya 20 nata çıktı uçak yine. Apron diye sağ tarafı gösteriyor. Ve burada iki tane yer var. İki gate vardır burada. APU bastın mı sen kardo? Basmış tamam. Bir tanesi şurası açık, bir tanesi gate'lidir. Gate 1 suitable bir tane anasını satayım, başka yok. Alaska Airlines. Taxi lights off. Kapat adamların gözünü almayalım. Baksana abi yokuş çıkıyorsun şuradan. Çok tatlı bir yer. Ya bir şey söyleyeceğim. İnanmayacaksınız. Vallahi billahi burayı var ya. 14 sene önce, 15 sene önce uçuyorduk buraya. Şimdi bak meydanın etrafını göstereceğim. Şunu bir park edelim. Yok sorma. Ya bu senaryo bulma işi Umut Kaptan'ın işidir. O deli senaryolar bulur. Rexet. Number 2 off. Number 1 off. Şimdi şöyle yapalım abi. Bıraksın.
oynasın burada. Şunu şöyle yapalım. Şunu kapatalım. Şöyle bir düzeltelim şunu. Sonra da kalkalım. Abi meydan böyle bir yerde. Güzel olan yerleri şuralar. Şimdi bir vadi abi burası şey artık nereye bağlandığı konusunda gerçekten bilgim yok. Deniz olarak nereye bağlanıyor diye. Pist burada. Buranın bir şeyi vardı. Anlatmıştı. Araştırmıştık burası ne iş yapar, ne yapar, ne eder diye. Tabii 5-10 sene önce araştırmıştık. Burada kruz gemileri var filan gelip gidiyor buraya. Normal coğrafi olarak bir de balıkçılık falan var diye hatırlıyorum burada. Deniz olarak nereye bağlı bura? Hiç bilmiyorum vallahi. Açık denize gidiyor da. Öyle bir şeyi var. Yeri var. Meydan çok güzel. Genoa International'dan kalkarsanız 200 kusur mil burası. Buraya gelinir. Çok güzel burası. Ama kışın işte özellikle overcast oluyor, o oluyor, bu oluyor. Sıkıntı oluyor birazcık. Rüzgarları falan saçmadır. Birazcık sıkıntılı yaklaşmaları oluyor, olmuyor değil. Onun haricinde meydan gayet güzel bir meydan. Uçulur gidilir. Şeyi çok ilginç işte. En güzeli de pistinin böyle yukarıda apronunsa pist elevation'ın altında olması. Burası burada küçük uçaklar var burada. Buraya küçükler geliyor, park ediyor. Burası General Aviation. Şurası jetlerin olduğu yerler. Buraya da koyuyorlar gerçi şeylerini de. Zaten işte bu gate var burada. Bir de şurası var. Onun haricinde başka gate'i belki de bir var. Evet, 3 tane mi ne gate var. Buraya 4-5 kişi, 6 kişi geldiğin zaman şey yapmıyor. Almıyor zaten. Alaska Körfezi'ne hava açılıyormuş. İyi. Yani güzel bir meydandır. Uçun buraya. Güzel meydan. Uçulur burası. Şuradan kalk işte şeyde takside çok keyif alıyorsun. Şuradan gazları açmazsan kalıyorsun burada. Tamam mı? Gazı idle'a çek, freni bırak. Uçak geri geri gitmeye başlıyor. Resmen geri geri kaymaya başlıyorsun burada. Öyle bir yer burası. Gidiyorsun şuradan. Sağdan dönüşte piste giriyorsun. Böyle bir meydan. Notunuzu aldıysanız yağmur yağıyor mu görünüyor? Alaska. Gelinir gelinir. Bak X-Plane'de yoktur böyle bir şey. Bulamazsın X-Plane'de. Var senaryosu var mı yok mu onu bile bilmiyoruz. Evet bu uçuş da bitti. Bugün 1, 2, 3. bacak. Ne demek kardeşim? Ya söyleyin. Beraber uçarız. Gideriz bir yerlere. Ha, ben şu Virtual Pilot'ı bir kapatayım. Send Report. End Report. 70.05 A320 ile uçtum. Flight Aware'a bir bakayım bir. Gerçek uçuş mu yaptım ben? Real flight mi yaptım? ASA 70.05. Bul bakayım. Tarifeli Geneo. Şurası. Doğru tarifeli mi uçmuşum ben? Evet, tarifeli uçmuşum. 70.05. Alalım bakalım kabul edecekler mi? 730. Gerçi 320 aldım ben değil mi? 320 aldım. Tamam, okey. 16.38.
310 Mach rüzgar sesi geliyor bak, rüzgarlı manyak gibi. 225 mildi burası. Şurayı da yapıştıralım. 70.01 schedule send diyelim. Hop bu da gitti. Tamam, okeydir. Bunu da hallettik. O zaman öpüyorum. Belki ben bir tane daha uçuşa kalkabilirim. Neresi olduğunu bilmiyorum. Bir bakacağım şimdi. Bir yer daha patlatabiliriz. Ne demek kardeşim? Sen MSFS'yi ayarlı da beraber uçalım. Yaparız bir şeyler beraber. Bakıyoruz. Atina açık. Sofya açık. Buralarda bir şey yok. Avusturya açık. Paris. Nereden kalksak, nereye gitsek acaba? Ben aslında şeye gitmek istiyorum. Gibraltar taraflarına gitmek istiyorum da. Korf şeye. Tenerife filan. Bakayım oralardan bir yer bulayım. Onu bir gösteririm sana uygulamada. Evet. Şey yapalım. Ayarlarına bakarız. Bir DJ'ye gel de bir ara. Bir ayarlarına bakalım. Açarsın bir. Ayarları var çünkü, ayarlarını yapalım beraber. Yani kapatılması gereken, kullanmaman gereken şeyler de var. Onları da kapatalım. Onlar bile frame'den yiyor abi. Ve hiç gerek yok yani onları şey yapmaya. Kullanmaya. O zaman öptüm, görüşürüz.